Merhaba, kanalın yeni serisi Siyah Polis'e hoş geldiniz. Bu pek benim çok ilgimi çekti açıkçası. Sizlerin de seveceğini düşünüyorum. O ne lan orada? Neyse, dikkatim dağılmasın baştan, bir saniye. Bu bir Skyblock şeyi modu aslında. Fakat denizin altında, suyun altında geçiyor. Modun en büyük özelliklerinden bir tanesi kardeşim. Yunus kardeşim. Tövbe estağfurullah ya, gelmiş bir... Thresher'ları duyuyorum. Thresher moblarının sesi. Vuk 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 vuk. Onu hemen şimdi bir dakika. Önce bir ona bir şey yapalım. Çözüm bulalım. Thresher diyorum bak. Thresher'ı hop mute diyorum. Thresher'la uğraşamayacağım. Tamam. Ne diyordum? Bu mod pack'te suyun üstünde belli bir seviyeye çıktığınız zaman zehirlenmeye başlıyorsunuz. Ondan dolayı belli bir seviyenin üzerine şu an için çıkamıyoruz. Tabii ki de daha sonra çıkabileceğiz. Beraber ilerleyeceğiz. Bayağı bir görevimiz var. Görevle ilerleyen bir mod paketi bu. Daha çok zaten görevle beraber hareket edeceğiz. Çünkü bir ilerleme paketi bu. Öyle çok fazla size aslında şey sunmuyor paket. Özgürlük sunmuyor. Daha çok yapacağınız şeyler belli. Onlardan ilerliyorsunuz. Şimdi ilk önceki şeyimiz burası. Welcome to Sea kısmı, ilk görev kısmımız. Bu information kısmı size paket hakkında bilgi veren bir kısım. Tamamen okuma bölümü. Su bazlı görev paketi diyor. Kabul ediyoruz. Tamam. Bu Sea Box dediği şeyler de para gibi ödül olarak veriyor size. Bunun en altında shop kısmı var burada. Shop kısmından sizin işinize yarayacak şeyler satın alabiliyorsunuz. Mesela Sea Mat var burada. 50 Sea Box alabiliyorsunuz. Bayağı gemi gibi bir şey, denizaltı gibi bir şey, suda böyle hareket ediyorsunuz vesaire. Şu scale dediği sizi yukarıdaki zehirden koruyor. İki kattan sonra zehirlenmeye başlıyorsunuz ya, sizi ondan koruyor. Onun dışında ekstradan yardımcı olacak şeyler falan var size böyle işte, değişik. Boss mod mu? Oo, rastgele bir boss yumurtası veriyormuş. Kraken Void Master Crawler. İlgimi çekti şimdiden. Neyse. Bayağı bir işimiz var yani. Bayağı güzel görünüyor. Şu an için beta da mod paketi. Ama ona rağmen bayağı hoş bir şekilde yani. Burada diyor, bunları okuduğun zaman sana diyor yardımcı olacak diyor. Burada diyor ki öldürme görevleri sadece melee atakla, kılıçla falan vurduğunuzda çalışır diyor. Okla vurduğunuzda çalışmaz diyor. Chapter Challenges, CC dedikleri kısmı tamamladığınız zaman size özel ödül verir diyor. Şunlar CC1, CC2 bu şekilde. Bunların rewardları burada bitirdiğiniz zaman komple size ödül olarak veriyor. Her birinin farklı dediğim gibi şeyleri var, ödülleri var. CC1, CC2, CC3. Kaç tane CC varmış toplamda? 14 tane CC var toplamda. Şimdi tekrardan biz bu information kısmımıza gelelim. Ultimine var diyor. Ultimine'ımız var. Bir anda birden fazla şeyi kırabiliyoruz. Bakın etrafı zaten belli bir şekilde hemen beyaz olarak size gösteriyor. Bir tane ağacımız var. Her Skyblock'ta başladığı gibi. Şu elimde tuttuğum One Probe'u bir ayarlamak istiyorum önce. Şu Shift sağ tık yaptığınız zaman ayarları açılıyor. Buradan ben transparent yapmak istiyorum. Burada her zaman bir kutu çıkmasın. Ve ben bunun yerini ayarlayabilir miyim acaba? Şurada ortada dursun istiyorum ben. Ben oraya alışığım. Sol köşede durmasın, ortada dursun. Yeri güzel, boyutu da güzel. Tamam. Bununla işim yok benim. Bu da Tinker's Construct. 1.12'den sonra uzun sürede Tinker's Construct görmüyordum. 1.16'ya update'lendi sonunda Tinker's Construct. Bu map paketinde Tinker's Construct'ta kullanacağız. Minimap'te o tarafta ben kocaman bir tane şey görüyorum. Neydi? Balık mı lan onlar? Ver. Bedava balık. Severim. Orada bir tane kocaman şey görüyordum da şu an göremiyorum. Buradan mı görebiliyorum? Demin görüyordum minimap'te ya. Orada bir tane iskelet vardı kocaman. Neyse. Tıklama görevlerimize gelelim. Dikkatim dağıldı. FTB Quest senin diyor, arkadaşlarınla diyor. Mesela birden fazla kişiyle oynuyorsanız bir kişi görevi yaptığında diğerinin de saymasını, o görevi diğerine de saymasını sağlayan şey. Work in progress diyor ama çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Burada işte zehirlenmeden bahsediyor. Deniz seviyesinden 2 blok yukarıya çıktığınız zaman direkt zehirlenmeye başlıyorsunuz. Onun dışında burada chapter'lar var diyor. Chapter gideceğiz diyor. Hepsini yaptığından emin ol, kontrol et diyor. Burada J'ye bastığınız zaman full screen harita açılır diyor. Bakalım J'ye basalım. What's new abi, ilgilenmiyorum. Yani büyük kocaman minimap'in büyüğünü açtım. M de aynı işe yaramıyor mu? Ha yok. Aha işte gördüğüm şey ya. Burada hayal görmemişim. J'ye bastığınız zaman da bir tık farklısı açılıyor. Oğlum Yunus. Yunus. Nerede o Yunus ya? Vik vik ediyor. Aha orada Yunus. Vallahi suyun görüntüsü de bir garip. Allah. Optifine var. Her zamanki gibi Optifine'siz hayatta çalıştırmam daha akıcı oluyor. Optifine'dan dolayı birazcık şey oldu sanırım ama neyse. Seabox'dan da, bu verdiği Seabox'lardan da şey yaptığını söylüyor. Aşağıda shop olduğunu, o shop'u kullanabildiğini söylüyor. Şimdi burayı hallettik. Starting up'a gelelim. Çok uzaklaşmışım. O clock istiyor bizden.
Hemen bir oklok yapalım. Buradan zaten şey konsol tuşu, SC'nin altındaki tuş Grave Key yani Minecraft'ın terimiyle. Ve hemen tek seferde indirdik. Bir burada bayağı bir görevimiz bitti. Sonra plank yap diyor. Crafting table yap diyor. Bildiğimiz şeyler. Hemen yapalım. Hop plank. Yalnız planki üzerime almam lazım sayması için. Evet, aman o hatayı yapmayın. Sonra bir daha yapmak zorunda kalırsınız. Buradan crafting table'ımızı da yaptık. Bayağı bir görevimiz bitti. Direkt şurada şuna basıp toplu ödül alabilirim. Tek tek uğraşmama gerek yok. Şu tuşa bastığınız zaman bütün ödülleri otomatik olarak alıyor. Sonra bizden driftwood yapmamızı istemiş. Driftwood'u şu şekilde yapıyorsunuz. Şunun bir tanesini ekeyim. Twerk yapayım şurada. Twerk, 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 twerk. Ağaçların hızlı büyümesini sağlayan mod var burada. Ve bütün Skyblock şeylerinde oluyor zaten. Yabancı değilsinizdir daha önce Skyblock oynadıysanız. Böyle ağacın yanında shift 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 yaptığınız zaman büyüyor. Burada suya girmemizi sağlayan bir tane trapdoor var camdan. Bununla suyun içine girebiliyorsunuz ama çok da suyun içine girme şey değilim ben. Taraftar değilim. Bir geriliyorum açıkçası. Driftwood için bunu suya atıyoruz. Bakın Driftwood. Gel buraya. Çık 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 çık. Çık. Thresher Thresher var içeride. Sesini de kapattım. Duymuyorum. Valla ağzımı kırar. Bak bak orada bak. Bak bak. Hoş. Hoş. Şöyle. Driftwood'umuzu aldık. Bunu Driftwood plank'e de çevirelim. Hop onun da görevi bitti. Tamam. Başka ne istemiş bizden? Hop görevimizi alalım. Bowl yap diyor. Water bowl yap diyor. Tamam burayı yapalım hemen. Burası güzel. Şu bizim crafting table üstümdeymiş zaten. Nereye gidiyorum? Crafting table üstümüzde onu da şöyle göstereyim hemen. Stick bir tane koyup buraya. Bir tane de crafting table koyduğunuz zaman. Handled crafting table craftlıyorsunuz. Bununla istediğiniz yerdeyken hop crafting table açabiliyorsunuz. Şuradan şöyle hemen bir tane bowl yapalım. Bowl'un yapması zaten kolay. Bir şey değil. Ne oluyor oğlum? Daha sonra fakat şuradaki görevde şu water bowl'u şu şekilde bakın gösteriyor ama ne yapacağınızı tam olarak anlatmıyor. Bunu atıyorsunuz suya. Hop. Water bowl'u yapıyor. Bunu da içtiğiniz zaman şöyle size 24 saniye mi 25 saniye su altı nefes alma veriyor. Bununla girip böyle abi gider misin? Böyle rahatlıkla suyun içinde nefes alıp gezebiliyorsunuz. Orada yaratık var. Elinde bir şey tutuyor. Şu balığı alabilir miyim abi? Elinde TNT mi tutuyor? Dön 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 dön. Abi. Yok yok yok. Sen beni görmedin, ben seni görmedim. Yok TNT falan uğraştırma bizi. Daha yeni Bismillah yeni başladık. Etrafım patlamasını istemiyorum da. Tamam. Buraya kadar görevlerimiz okey. Valla. Allah, tamam. Bunu görevini alalım. Crafting stick. Abi o sesini kim çıkarıyor ya? Gece olmuş. Bizim durumumuz var şu anda. Hemen bir şey daha yapalım. Şunları çevir abi. İşimiz yok. Şöyle stick. Yap abi sticklerimizi. Tamam. Bu sticklerle şöyle kuruk yapıyoruz. Bu kuruklarla yaprağa giriştiğiniz zaman hem daha çok şey veriyor. Arada bir takılıyor mu bana mı öyle geliyor? Hem daha fazla sapling veriyor. Abi o sesi kim çıkarıyor ya? O da mı Thresher'ın işi? Thresher'ın sesini bir daha iyice şey yapabilir miyim? Hop hop. İyice kapatalım. Saçma sapan ses çıkarıyor. Hem daha fazla elma veriyor, hem Silkworm düşürüyor. O ses şeyden gelmiyormuş, Thresher'dan gelmiyormuş. O ses neyden geliyor? Benim onu bulmam lazım. Çok rahatsız edici çünkü "Huh!" diye bir ses çıkıyor. Yani Guardian'dan mı geliyor? Guardian'ı kapatalım. Guardian'dan belki geliyor olabilir. Neyse. Kurukla kestiğiniz zaman hem daha fazla yapıl veriyor, hem daha fazla ox sapling veriyor, hem de Silkworm veriyor. Şimdi bu ağacı tekrardan şey yapacağız. Bu Silkworm 3 tane verdi. Allah razı olsun. İnsan biraz daha fazla verir ama bu Silkworm'leri şimdi kullanacağız. Hazır gece çünkü şu anda. Bu geceyi bir an önce şunu yaparak geçirmek istiyorum. Bu Silkworm'leri şöyle ağaca yapıştırıyoruz. Bunlar belli bir süre sonra infesting şu anda. Infested oluyor. Yani şu yüzde zaten artıyor gördüğünüz gibi. Bu komple beyazlaşıyor. Daha sonra bunlar tabii ki de şey yapıyor. Neydi onun adı? Yayılıyor. Yanındakine ne denir ona ya? Sıpırıyor, sıçrıyor, bulaşıyor. Yanındakine de mi bulaşıyor? Yanındakine de büyüyor. Tam olarak hangi kelime kullanılır emin olamadım. Bütün ağaç sonra bembeyaz olacak. Bembeyaz olunca kroku vuracağız, ağzına kıracağız. Fakat bu krok bize yetmeyebilir, kırılabilir. Bir tane daha krok yapalım. Ayrıca bizden chest istiyordu. Bir tane chest yapalım kendimize. Şöyle hemen şuradan bir tane chestimizi yapıştıralım. Görevimiz vardı. Chestimizi şuraya şimdilik koyalım. İçerisine şöyle her şeyi bir atayım. Ondan sonra lazım olacak şeyleri alalım. Bu lazım olur. Bu lazım olur. Logo al. Driftwood plank kalsın hadi orada şimdilik. Bunları al. Elmayı al. Sapling'i al. Gerisi kalabilir şimdi. Tamam. Elmamızı yiyelim. Canımız diyorum ya şeyimiz. Yemeğimiz azalmış. Bu bayağı okey. Allah oğlum. Yanda boş. Tamam.
Bayağı bitti gibi. Buna sonra krokla tekrar vuruyorum. Bakın bir sürü stringimiz oldu. Şimdi hazır bir sürü stringimiz oldu. Gecede şu an hazır kafamıza çökmüşken şöyle hemen 3 tane şuradan wall'umuzu yapalım. Şuradan bana plank'ini ver bakayım. Şöyle, şöyle. Sağ ol abi. Hop yatağımızı yapalım. Yatan görevi de varmış. Bilmiyordum. Şimdi şuraya koyayım yatayım. Bir sabah olsun. Yani kapalı alandayız zaten. Sabah olması çok da önemli değil ama yine de niye gece takılalım değil mi? Şimdi Tinker's tool'larına geçeriz elbette. Fakat şimdilik belki ufak tefek bazı idare edici şeyler yapabilirim. Şu an burası tamam mı neredeyse? Okey, bir tane fishing rod yapmamızı istiyor bizden. Olur yapalım. Fishing rod dediğin nedir gülüm? Hiçbir şey. Hemen şuradan bir tane bize ver bakayım. Stick. Stick stick. Buraya da koyuyor muyduk ya fishing rod için? Koyuyormuşuz. Tamam. Hop fishing rod'umuzu da yaptık. Daha sonra bizden wood'un şey istiyor. Shear istiyor. Wood'un shear nasılmış? Wood shear yapıyorsun. Kolay. Öf, neye tıkladım? Böyle bir şey yok. Dur. Daha biz buradayız. Nelere gittik? Tamam. Full wood'muş. Full wood'sa kolay. Biraz daha şunu komple kırdır ya. Aman işim gücüm yok wood'la zaten. Hop bunu yapıyorum. Hop hop yapıyorum. Hop wood'un shear'ımızı aldık. Ondan sonra ekelim bunu. Şık 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 şık. Twerk abi. Twerk abi. Twerk abi. Hop hop hop. Abi büyüyecek misin abi? Abi. Abi. Hah büyüdü tamam. Özellikle şeye mi bakmak gerekiyor? Allah kırıldı. Neyse 50 tane en azından şeyimiz oldu ama. Leaf'imiz oldu. Şey de indirelim. Ağacı da indirelim tekrardan. Hop tamam. Bunu yaparken dikkat etmek lazım ama elimizde sapling biterse son saplingle falan yaparsak aman ağaçsız kalırız vallahi. Sonra büyük sıkıntı. Vine'ı da craftlayabiliyoruz. 3 tane şey kullanarak. Leaf kullanarak. Hemen buradan Vine'ı da çektik mi? Burası bitecek. Hop Vine. Bir tane daha yapalım. İki tane vine olsun. Şimdilik şuraya ve şuraya dikeyim bunları. Uzasın. Kullanırız. Bedavadan vine. Bayağı bir tane burada sesler çıktı, mesler çıktı. Şeyi bitirdik. Starting kapı bitirdik. Daha sonra wooden tekimiz var. Wooden tekte wooden hopper'larımız var. Wooden hopper'lar normal bildiğimiz hopper fakat wooden yani. Daha rahat işlem yapabiliyoruz wooden'la. Yapalım. Bir tane chest istiyor. Normal sanki iron yapıyormuş gibi. Fakat onun dışında iron dışında sadece wood kullanıyoruz. Hop wooden hopper'ımızı yaptık. Bu wooden hopper'ları başta çok kullanacağız. Ondan dolayı bundan daha yaparız biz. Onda sıkıntı yok. 4'e doğru gitsek fena olmaz. Wooden barrel'ı yapabiliriz. Bir wooden barrel'ı yapalım. Şöyle şeyimizi ver bana bize bakayım. Şöyle şöyle. Wolf. Şunu ver. Gerçi logum da vardı ama neyse. Şöyle şöyle hop wooden barrel'ımızı yapalım. Daha sonra bunu şimdilik nereye kursak? Şimdilik buraya kuralım. Hatta öyle bir şey yapalım ki şöyle bir saniye. Bunu full otomatik yapalım. Şöyle bir tane hopper koyalım. Hopper'ın üzerine bunu koyalım. Bunun üzerine bir tane daha hopper koyacağız. Elimde yeteri kadar odun var mı? Yoksa da yaparız. Sıkıntı değil. Şöyle hemen bir tane oak chest'imi yapıyorum. Bir tane daha şey yapıyorum. Hopper yapıyorum. Hopper'ı alıyorum. Bu hopper'ı da buraya koyuyorum. Aşağı doğru. Tamam. Bunun içerisine leaf'leri koy bırakıyorum. Yani leaf şu an için ihtiyacım yok benim. Elimdeki bütün leaf'i harcayabilirim. Bunun içerisine otomatik olarak leaf'leri dolduruyor. Leaves. Daha sonra bunun içerisinde bu leaf'ler şeye dönüşecek. %100 olduğu zaman 4'e dönüşecek. 4'e dönüştüğü gibi zaten aşağıdaki hopper çekti bakın. Burada şu anda bir 4 üretimi sağlıyorum. Okey, problemimiz yok orada da. Gayet hızlı ilerliyoruz şu an için. Başları zaten bir tık hızlı geçebilirsek daha sonrası biraz daha keyifli olur diye düşünüyorum. Burada CV'miz var. Burada da 16 tane 4 diyor. 4 orada yapılıyor. Sıkıntı yok. CV'mize bakalım. CV ne istiyor? 3 tane uzun hopper istiyor. Puh. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Ben ağaç kesme seansına başlıyorum. Birazcık ağaç kesip hemen geleceğim. Evet arkadaşlar, bayağı bir odun kesme seansından sonra burada da görebileceğiniz gibi bayağı birazcık da leaf topladım. Dörtüm var. Oradaki dörtü aldım. Buraya birazcık fazla yaptım. Daha hızlı ağaç çoğaltabilmek için. Burada yine birazcık daha dörtüm oldu. Görevler de bitti o arada zaten. Şu dört görevimiz bitti. Bunu alalım. Ayrıca bir yerde balık görevi daha bitti ya. Yerden balık falan aldım ben. Balık görevi bitti. Nerede bitti inanın bilmiyorum. Yani ha bu mu? Yo. Ha evet bu. Raw code buradaki bir tane raw code şey bitmiş. Tamam. Önemli değilmiş. Şimdi sieve yapacağız. Sieve yapabilmek için 3 tane wooden hopper gerekiyordu bize değil mi? 3 tane wooden hopper yapalım hemen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Koyalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sen fazlasın abi gel. Tamam 3 tane hopper'ı yaptık. Daha sonra şu sieve'i craftlayacağım ama. Kardeşim. Sieve. Allah kurban aşkına şu sieve'i verin ya. Tamam sieve'i yaptık. Daha sonra buna bir de mesh lazım.
Stink mesh yapalım. Oo, 4 tane vine istiyor beyefendi. Bunları kesmek için shear lazım. 4 tane vine craftlarım daha iyi. Şimdi ilk saç şey diğeriyle uğraşmak için 1, 2, 3, 4. Tamam. 4 tane. Burada vine'ımızı da yaptık. Şunu geri koyalım. Mesh verir misin abi? Oğlum 5 miymiş ya? Allah kahretmesin. 1, 2, 3. Şimdi bunu da hop çevirdik mi? Şimdi mesh'i artık ver. Teşekkür ederim. Tamam. Bunu da şu tarafa koyalım şimdilik. Bunlar tamamen geçici hep. Bunu buraya koyuyorum, bunu buraya koyuyorum. Bunu daha fazlasını yapabilirim. Birbirine ekleyebilirim. Bu şöyle 5x5 falan gibi bayağı büyük bir boyutta. Çalışıyor aynı anda. Tek bir tanesine tıklayarak. Zaten onu size gösteririm fazla fazla nasıl şey yapıyor. Yer kaplıyor diye. Şu 12 tane dörtüm var burada. Bu 18 dörtüm de alayım. 30 tane dörtüm var. Şimdi bu görevimiz bitti. Bu görevimiz de bitti. Şimdi bakın burada pebbles görevimiz var. Bu pebble'ları dörtü burada sivleyerek elde ediyorsunuz. Bunları burada yavaş yavaş sivleyeceğim ben. 30 tanesini tek elimle sivleyeceğim. Her attığında kasacak mı bu? Niye bir FPS'im düşüyor benim anlamadım. Ha şimdi düşmedi. İlginç. Quest complete dedi. Ne kadar pebble'ım oldu? Şunu da sivleyelim de bir. Ha tamam. Mesela 4 tane andesite'im olmuş. Bunun 4 tanesini şu şekilde birleştirip andesite elde edebilirim. Fakat bir tak daha kolay yöntemim var. Oyun size mod paketinde size belirtmiyor ama. Şöyle üzerine gelip K'ye bastığınız zaman otomatik olarak yapıyor bakın. K, K, K. Bunu yapamadım. Bundan 3 tane var çünkü. Bakın birleştirebildiğini otomatik olarak birleştirdi. Siz hiç kendinizi yormanıza gerek kalmıyor. Burada taş görevimiz varmış. Bu da bitti. Daha sonra bir tane granit lazımmış. Graniti daha çıkaramadık. Graniti de çıkaralım. Tamam biraz daha sivri yaptım. Granitimizi de çıkarabilirim artık. Bazalt çıkaramamışız. Az kalmış. Tamam. Görevimiz bitti. Şimdi bunlardan saplinglerden istiyor bize. Bu saplingleri sivden elde ediyoruz ama bu sivleri elde edebilmek için neyi sivliyordum onu hatırlayamıyorum şu anda. Oyun bana söylüyor mu? Livleri. Tamam. 7 tane leafim var burada benim. Bunları şey yaparak sivleyerek de farklı farklı ağaçların farklı şeylerini elde edebiliyorsunuz. Neylonun adı tohumlarını. Başta zaten size direkt sapling olarak vermiyor. Oha boş mu çıkıyorum ben? Boş mu çekiyorum ikidir ben? Abi. Kaç kere boş sivledim ya? Bird, Jungle, Spruce, Dark Oak. Bir şey eksik mi acaba? Neyse. Bakın böyle seed olarak veriyor size. Bunları fakat ama gömüp kırdığınız zaman direkt şeye dönüşüyor. Seed'e dönüşüyor. Onda problem yok. Bu ne Birch? Birch'i de ver bakayım. Akasya istiyor muydu? Akasyam çıkmadı. Bakayım. Akasya ile Oak istiyor. İkisi de çıkmadı ya. Oğlum 50 tane. Çoğu boşa şey oldu ya nedense. 1, 2, 3, 4, 5. Bir şey çıkmadı içinden. Boş boş sivledim yani. Bir daha deneyelim. Her seferinde bir şey çıkmıyor galiba. Aa bak yine başıma geliyor şu anda. O galiba ok. Oğlum bir tane akasya lazım lan görev için. Allah seni kahretmesin. Oku da kırayım. Tamam ben biraz daha leaf şey yapacağım anlaşıldı. Akasyayı çıkarıp geleyim de şu görevi bitirelim. Evet arkadaşlar akasyayı da aldım sonunda. İki tane akasya bir tane ok. Başka bir şey yok sanırım yok evet. Oradaki görev de bir tamamlandı. Artık bütün ağaç çeşitlerinden elimizde var şu an için. Ekip biçebileceğimiz. Stone Hammer, Crushed Cobblestone. Ondan sonra da benim asıl gitmek istediğim, gitmeye çalıştığım kısım neresi acaba? Tekitap mı? Burası değil. Seramik. Oo, bayağı bir alanımız varmış. Neyse bugünlük burayı bitirelim en azından. Diğer bölüm. Bu aşağı kısmı bitiririz. Tinkers'a tabii bugün girmeyiz. Tinkers'a daha diğer bölüm falan gireriz. Ya da yetişirse bugünden de girebiliriz. Şimdi burada yapacağımız diğer şeylere gelelim. Stone Hammer yapacağız. Stone Hammer için iki tane stone, iki tane de stick lazım. Bir şey değil. Stone'umuz var. İki stone. İki stick. Tamam. Hammer'ımızı yaptık. Hammer'dan sonra sawdust istiyor bizden. Mesela şu oak sapling'i atalım. Büyük oçum. Büyü 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 büyü. Hadi oğlum. Bu klavyenin sesi de size çok gelmiyordur diye ümit ediyorum. Shift'e basıyorum şak 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 ama kayda giriyor çünkü onun sesi. Maalesef onu bir türlü önüne geçemedim. Direkt yere koyup da vurabilirdim. Loga da olsun. Direkt ağaç büyüteyim dedim. Buna böyle giriştiğiniz zaman size sawdust veriyor. Bu sawdust'lardan daha sonra 4 tanesiyle miydi? 4 tanesiyle böyle cardboard box yapabiliyorsunuz. Zaten bu da görev tamamen. Buradaki ödüllerimizi alalım. Tamam. Bu cardboard box'ta eşya taşıyabiliyorsunuz mesela. Bakın sağ tıkladım buna. Kırdım. Daha sonradan bunu alıyorum getiriyorum. Buraya koyuyorum. Shift sağ tık yapıyorum. Bakın chest artık burada.
Bunu tekrardan ama yerine götürelim. Sadece size göstermek istemiştim taşımak için. Hop tekrardan eski yerine getir. Oğlum taşımayacağım seni, dur yerine koyacağım. Bu arada benim bir chest daha yapmam lazım. Buraya sığamayacağız biz. Şöyle hemen bir chest daha yapalım. Kardeşim verir misin chest'imi? Teşekkür ederim. Şimdilik böyle koyalım. Abi ne var ne yok at içeri. At 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 at. Şu elmaları ver yerim. 4 at. Sapling'li at. Sapling'i at. Tamam. Parayı da at. Tamam. Şunu buraya al. Bunu buraya al. Bunu buraya al. Bunu da buraya. Tamam. Hatta elmayı şuraya. Allah tamam. Daha sonra. Bizden ne istiyor? Crushed stone istiyor. Cobblestone istiyor. Cobblestone yapmak şu şekilde oluyor burada. Normal stone olarak veriyor size farkındaysanız şeyden. Pebble'lardan. Fakat bunu yere koyup Stone Hammer'la giriştiğiniz zaman Cobblestone'a dönüşüyor. Cobblestone görevimizi de bitirdik. Hop alalım. Crushed stone'ları yaparız. Acelesi yok. Compressed cobblestone istiyormuş bizden. Compressed cobblestone için yeterli cobblestone'um yok benim. Şimdi şöyle bir şey yapacağım ben. Şurayı birazcık çoğaltacağım. Üçleyeceğim burayı ki biraz daha hızlı sieve yapabileyim. Ayrıca şurada birazcık leaf'i şunun içerisine koyayım. Biraz daha bize şey yapsın. Dört yapsın. Çok fazla dördüm yok çünkü. Bu işleri halledeyim. Şurayı çoğaltayım. Ben hemen tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar burayı üçledim biraz daha hızlı yapabilmek adına. Elimdeki buradaki bütün şeyleri de sivledim. Dörtleri. Sadece buradaki 18 dörtümüz kaldı. 15 tane stone'um var ama bir tane cobblestone'um vardı. 8 tane daha alayım hemen üzerime. Bir tanesini kullanarak want yapabilir miyim? Görevi vardı zaten. Şöyle hemen bir tane stone want yapalım. Cobble mı gerekiyor? Cobble gerekiyormuş. Tamam olsun. Şu şekilde yapalım. Görevimiz de bitsin. Bunu da bu şekilde kullanarak aslında şey yapabiliyorsunuz, build yapabiliyorsunuz. Daha sonra buna da hop bununla giriyorum. 9 tanem oldu. Daha sonra bu 9 tane cobblestone'u şöyle birleştirerek kompres haline getirebiliyorsunuz. Bu bizim görevimizdi. Bununla yapmış olduk. Daha sonra bizden şu want görevi de bitti. Strainer base istiyor. Strainer base craftlaması için bir tane compressed cobblestone, 2 tane sieve, bir tane woodhopper istiyormuş. Bunlar plank zaten bir şey değil. Bu strainer base'ler bizim bayağı işimize yarayacak. Onları aşağıya suya kuracağız. Buraya bir tane kurabilirim. Ya da karşılıklı olsun diye iki tane şöyle şöyle de kurabilirim. Belki sayısını arttırabiliriz bilmiyorum. O yüzden benim iki tane şey yapmam, craftlamam lazım. Strainer craftlamam lazım. O yüzden şu strainer'ları craftlayacağım. Daha sonra bir tane survivalist, bir tane de fisherman's şey yapacağım, craftlayacağım. Bir tanesi survival, bir tanesi fisherman olacak çünkü. O yüzden ben şunların hepsini de tekrardan craftını yapıp geleyim. Evet arkadaşlar, strainer base'i iki tane craftladım. Survivalist'i de craftladım. Fisherman'ı daha craftlamadım. Craftlayacağım biraz sonra. Şurayı açacağım bir. Bir de şurayı açacağım. Buraya koyabileceğim şimdilik idareten şunlar var. Şunları koyabilirim. Şunu buraya koyacağım. Çünkü bunun çalışabilmesi için üstünün suya değmesi lazım. Mesela bunu şuraya koyacağım. Ki hatta bunu koymama gerek bile yoktu ya. Ama şunu kırabilir miyim? Pickaxe'e kırıyorum. Neyse. Gel bakayım. Tamam geldi. Şey var ya. Ha ama yok. Bunun altına direkt koyamam. Böyle bir durum var. Tamam bunu buraya koyacağım yine. Yanlış yapmamışım. Hata yok. Bunu da buraya koyacağım. Şimdi buraya kadar okey. Bununla kırabilir. Neyse ya. Şimdi yapmayalım. Bunların üzerlerine o şeylerin... Gel buraya gel. Odun kıymetli şu an. Vallahi odunun bitmek üzere arkadaşlar. Gerçekten çok az odun kaldı. Bu Survival Strainer'ı buraya koyuyorum. Buradan buraya su akıyor ya bakın. Bu belli aralıklarla şu doldukça buraya bize item falan getirmeye başlayacak. Fisherman'ı da buraya koyacağım. Fakat Fisherman için bait gerekecek. Baitsiz çalışmıyor Fisherman. Ondan dolayı oraya worm koymam gerekiyor bait olarak. Fakat elimde bakın burada 64 tane silkworm var. Silkworm'ü direkt worm'e çevirebiliyorsunuz bait'e. Şu fisherman'ı craftlamam lazım sadece. Vine büyüdü mü ya? Sağda solda biraz büyümüş vine görüyorum. Onları bir toplayayım. Yani craftlamaktansa şu şekilde toplamaya tercih ediyorum şu an için. Biraz daha en azından şey oluyor. Uygun oluyor benim için. Burada bir tane büyümüş şurada var. Bunu da alalım. Burada var mı? Yok. Tamam. Eksik varsa da craftlarız artık. Şunu alalım üstümüze. Şunu craftlayacağız. Şimdi bunun için zaten 5 tane buna gerekiyor. 5 tane var elimde. 1, 2, 3. Oğlum. 1, 2, 3. Onu da koyamadım. Allah'ım yarabbim. 1, 2, 3, 4 tane de bu. Tamam. Bunun ne için? Ha, string yokmuş elimde ya. Ben de diyorum.
Bakın tek odunum 16 tane ak logum kaldı. Gerçekten birazcık fazla odun yiyor. Ama olsun. Tekrardan keseriz. Yapacak bir şey yok. Fisherman'ı da yaptık. Fisherman'ın da görevi varmış. Bunu buraya koyuyorum. Çalışması için fakat bunun içine worm koymam lazım. Bait pot'u yapabilir miyim? Şu an için elimde her şey var mı? Emin değilim. Bir bakacağım. Bait pot için ne gerekiyor? Wooden hopper artı 4 tane balık gerekiyormuş. Yapabilirim. Yapabilirim. Görevi var mı bilmiyorum ama onu da yapalım. Wooden hopper yapacak durumum var mı artık emin değilim ama son odunlarım. Şu şöyle çünkü şu strainer base'leri yaparken bir sürü yaklaşık 12 tane falan wooden hopper yapmam gerekti. Ondan dolayı birazcık şey oldu. elimdeki bütün wood gitti. Şöyle de bait pot yapabiliyorum. Görevi varmış zaten güzel. Bu bait potu da buraya koydum mu? Tamam. Buradan balık geliyor. Bakın buradan ne gelmiş? Nautilus şey gelmiş. Seagrass gelmiş. String gelmiş. Okey. Bunların durabilitesi var fakat durabilitesi bittikçe bunların yenileriyle değiştirmemiz lazım. Daha fazla bunlardan koyup işlemi hızlandırabilirim verdiği şeyleri ama gerek yok. Şu an için bu hızda bence çalışabilirler. Herhangi bir şekilde sıkıntı yaratmıyorlar. Burada bayağı bir görevi bitirdik. Bunların hepsini alalım. Daha sonra leather istiyor. Useful for books and eyvallah abi de yani ne işe yaradığını söyleme bana. Nasıl alacağımı söyle. Buradan. Tamam. Buradan bize leather gelecekmiş. Bu leather'ın buradan leather gelmesinin yanı sıra saddle da geliyor. Saddle'ı da şeye çevirebiliriz, leather'a çevirebiliriz. Onun dışında sponge geliyormuş. Sponge çok işimize yarayacak çünkü base'i büyütürken tabii her taraf su olduğu için suyu emmemiz gerekeceğinden dolayı sponge'lar çok işimize yarayacak. Yani su altında birazcık iş yapması zor olacak bizim için ama yapacak bir şey yok artık. Bunlar da normal plankler de suya değince driftwood oluyormuş. Öğrenmiş oldum. Sadece log değil yani. Onun dışında şu an için sıradaki işimize bakalım. Şunu kaldır, şunu kaldır, şunu kaldır, şunu kaldır. Tamam. Ladder'a geleceğiz. Aletin çalışması lazım. Glass bottle istiyor bizden. Water strainer'dan çalışır diyor. Şu an için görevlerde benim strainer dışında bir şey kalmamış ki zaten. O zaman birazcık Tinker'a başlayabiliriz. Tinker'dan da az çok bir şey yapalım kendimize. Ne kadar erken yaparsak o kadar iyi. Level atlatırız kullandıkça elimizdekilere. Wood'u alalım. Wood'u da alalım. Selebe ihtiyacım var mı? Sanmıyorum. Buna da ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. Şimdi. Yanlış hatırlamıyorsam şu şekilde yapılıyordu patternlar. Aynen. Patternlarımızı yaptık. Daha sonra Tinker Station, Crafting Station, Part Chest ve Part Builder lazım. Part Builder için ne gerekiyor? 2'ye 2. Tamam. Yaparız. Kolay. İki şöyle, iki şöyle. Hop bu tamam. Bir tanesi şöyle olması lazımdı ama yok onu ikilemişler sanırım. Bu. Crafting Station. Olur, ver Crafting Station ver. Görevi varmış zaten. Bu Crafting Station güzel hem. Şimdi size gösterim. Bu ne? O bayağı değiştirmişler ha bu resipileri. Ben hiç böyle hatırlamıyorum bu resipileri. Ver bakayım. Ver bakayım. Şöyle şöyle. Tamam bunu da yaptık. Bunları nereye koyacağım? Ya yatağı sökeyim şimdi buradan. Yatağa çok gerek yok. Bu Crafting Station'ın güzelliği şu. Bunun içerisine eşya bıraktığınız zaman orada kalıyor. Yani tekrar bir her seferinde üzerinize gelmiyor. Güzel. Ama bununla işimiz yok zaten. Bunu o yüzden şimdi kırabilirim. Bunu buraya, bunu buraya. Bir tane de chest gerekecek sanırım. Şöyle. Şuradan chest alalım. Vallahi son odunlarım. Son odunlarım. Chest'le şeyi birleştireceğim diye düşünüyorum pattern'i. Yanlış hatırlıyorum. 1.12'den kalma bilgiler. Beni ne yazık ki kurtarmadı. Oo ne kadar değişmiş ya. Allah Allah. Şöyle şöyle. 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 Buraya da bu muydu? Yo. Chest. Chest buraya bu buraya. Heh tamam. Bunu da craftladık. Bunu da buraya koyacağım. Tamam. Buradan hepsi birbirine bağlanıyor zaten. Geçiş yapabiliyorsunuz. Crafting Station da eğer olsaydı onu da geçiş yapabilecektik ama bununla zaten şeyin alakası yok. Tinker'ın alakası yok. Bunu crafting olarak kullanırım. Hem yanındaki chest'ten otomatik olarak da alıyor craftlayacağınız şeyleri. Buradan direkt içeriye de koyabiliyorsunuz falan. Güzel yani. Bunu bu şekilde ben kullanırım. Şimdi bunu yaptık. Buradan benim yapabileceğim part chest, part builder bunu buraya koyduğunuz zaman bütün hepsi burada çıkıyor. Okey güzel. Şimdi full odundan bir tane yapalım. Mesela ne yapalım kendimize? Wooden pickaxe'imiz var şu an için. Balta yapabilirim. Görevimize bir bakalım. Görevimiz ne istiyor bizden? Pickaxe istiyormuş. Tamam, pick yapalım o zaman. Peki, görevimizi bozmayalım. Bu city direkt tool olarak kullanabiliyor muyum ben? Niye tool vermiyor? Birden fazla mı?
Stick koyuyorum çünkü sabahtan beri salak gibi odun koymam lazım da neyse. Stick de olur. Tuğlu yaptık. Piki yapalım. Hop piki de yaptık. Bir de binding lazım ama binding'i yapamadık. Binding şuradan şöyle. Oğlum lazım olur ya. 6 tane alayım. 6 taneyi buraya koy. Bir de pick head lazımdı değil mi? Bir de pick head tamam ver. Aa pick yapmıştım zaten. Pick'i koyup buna çevirebiliyor muyum? Gitti. Gitti odun gitti. Zaten çok odun varmış gibi. Tool binding. Tamam. Şu odunumu geri ver. Daha sonra buradan da bunu seçiyorum. Tak tak tak. Tabii yanlış yerlere koydum. Hop bu da pickaxe'imizi yaptık. Bunu çöp kutusu var mı çöp kutusu? Çöp kutusu yok. O zaman şöyle yapacağım. Burası şu an çöp kutusu. Git buradan. Sen de git buradan. Gözüm görmesin seni. Vallahi tadım kaçtı ya. Yanlışlıkla her şeyi craftladım fazla. Neyse. Artık bir wooden pick'imiz var. Bunu daha sonradan biz geliştirebiliriz. Bunu kullandıkça level de atlayacak. Bu hem üzerinde özellikleri falan da var. Pierce damage diyor. Ama onun dışında cultivated dediğinin şey olması lazım. Kendiliğinden tahmin oluyor olması lazım. Yani Tinker's Constructor'a her zaman öyle bir özelliği vardı. Stone pick diyor ya. Ne kadar stone'um var benim? Bir tane stone'la bir tane stone pick yapabilir miyim? Yapabilirim. Hadi stone'a geçelim bari. Hop Tinker's kısmı da bitti. Bununda da bir şey aleti koyup yeni kafasını koyduğumuz zaman burada gördüğünüz gibi stone pickaxe dönüştü. Buradan bunu da alalım. Tinker's görevini de burada bitirmiş olduk. Wooden tech'e daha devam edeceğiz. Fakat şu an için aşağıdaki strainer'ın çalışmasını bekliyoruz. Bunların olması için. Onun dışında floppers var. Floppers'tan sonra biz artık buraya geçebiliriz ya. Onun için fakat bayağı bir cobblestone falan gerekecek. Benim bayağı bir çalışmam lazım. O yüzden bölüm zaten uzun oldu. Daha fazla uzatmak istemiyorum bölümü. Ondan dolayı bölümü burada bitirelim. Zaten görev kısmında bayağı bir ilerledik. Şu birinciyi neredeyse bitirdik. Az bir şey kaldı. Diğer bölüm buradan bir şey daha yaparız. Tamamen bitmez büyük ihtimalle burası ama. Şuradan take up'tan seramik kısmına gelir. Seramiği bitir kendimize bir tane cobblestone generator yaparız. Ondan sonra da işimiz biraz daha rahatlar. Çünkü bir sonraki bölüme kadar ben bölüm arası biraz çalışacağım. Bayağı bir resource biriktirmem lazım. Çünkü taş açısından falan biraz sıkıntıdayız. Ondan dolayı birazcık beni iş bekliyor bölümden sonra. Evet güzel bir seri olacağına dair umudum var. Biz kanalın ilk Skyblock tarzı serisi olacak. Umarım sizler de beğenirsiniz bu seriyi. Elimden geldiğince başlarda şey yapmaya çalışacağım. Çoğunlukla yükü kamera arkasında tutmaya çalışacağım. Ki biraz daha biz daha çok ilerlemeye odaklanalım kayıt içerisinde. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.